Sait Bey, şu 2 haftadır termalimizle, kaymağımızla, hani turizm alanlarımız, bir de böceğimizle Türkiye'de meşhuruz. Yani çok ilginç gelişmeler. Ben de hani bazı şeyler düşünüyorum. Şimdi Mustafa'nın hem sorularına cevap, yani yorumlarını da eklemek istiyorum bir şey olarak. Şimdi bir belediye başkanı odasını değiştirebilir. Yani şöyle bir şey olabilir. Yani ben belediye başkanıyım. Yani burada yani hoş, daha rahat çalışabilmem için. Yani biraz da şüphelerim var diyebilir. Yani bir sıkıntım var. Yani şüphelerim var. Yani bu sebeple, ya da bunların hiçbirini açıklamayabilir. Ben odamı değiştirmek istiyorum deyip değiştirebilir. Yani makul bir şekilde değiştirebilir. Yani sen Mustafa şunu demek istedi galiba. Hani tepki almayayım, odamı değiştir, makama gelir gelmez tepki Evet. almayayım. Gerçekten böyle bir şey yaptı diyor Mustafa. Hani o, anladığım kadarıyla doğru mu? Ama Aynen şimdi genel olarak aynen. Aynen. baktığınızda, hani bir milletvekilliği yapmış, uzun süre milletvekilliği yapmış bir kişiden bahsediyoruz. Hani bu dediğiniz, senin dediğin konsept, hani bu biraz tatlı su kurnazlığına girer. Yani ama Burcu Göksal'ın veyahut da o makama gelebilecek herhangi bir kişinin böyle bir kurnazlık yapacak, ben yapacağını düşünmüyorum. Öncelikle onu söyleyeyim. Muhtemelen şüphelendiği bir şeyler vardı. Hani savcılık dedin mesela, soruşturması devam ediyor galiba, doğru mu? Bildiğim kadarıyla. Benim Savcılık da hani böyle. öğrendiğim kadarıyla yani sonuçlanıp sonuçlanmadığını bilmiyorum. Fakat bir bulguya şu ana kadar rastlanmamış. Ya bu yani rastlanmayacak anlamına gelmiyor. Soruşturması devam ettiği için. Yani Ediyor mu bilmiyoruz. Açıklamayı yapılmadığı için bilemiyoruz. resmi açıklama olmadığı için bir şey diyemiyoruz, ama Evet, hani evet. şöyle diyeyim, yani böyle bir şeye girilmesine gerek yok. Yani böyle bir yani odamı değiştiriyorum deyip değiştirebilir aslında. Yani bunu kimse de karışamaz diye, yani Hayır, karışmaz herhalde. ben şöyle yanlış anlaşıldı sanırım Ali Osman. Ben illa bunu bu şekilde bunu şey yap, bu benim sadece bir tezim. Yani bazı konuları oraya kaydırmak için yapılmış olabilir. Bu da siyasi bir manevradır ya da ne bileyim siyasi bir algı yönetimidir. Yani burada hani az önce sen dedin ya, ona çok katılıyorum ben. Yani makam odasını değiştirmek istemiştir. Fakat bunu da bir bahaneye, bir sebebe sığdırmak istemiş olabilir yani. Konu şu. Yani Tepki bizim çekmemek adına. üzerinde durmamız gereken konu şu. Bir kişi çıkıyor, diyor ki burada, diyor, böcek var. Var diyor. Doğru mu? Yani olmasından şüpheleniyorum diye bunun bir sürü açıklamaları falan çıktı. Böcek çıktı diyerekten bir sürü haberlerde çıktı. Hayır Yani işte böcek o çıktı diye olan çıktı. Kısım şu Ali Osman. Yani orada televizyon kablolarının giriş yapılan yuvarlak bir görüntü paylaşıldı. Doğru mu? Tüm Ben basında başka da bu. ben o konuya girmeyeceğim. Yani şimdi Ha. benim takip ettiğim nokta şu. Böcek var denmesi inanılmaz büyük bir iddia ve büyük bir suçlama, kimeyse artık, yani onun mutlaka varsa eğer onlar tespit edilir. Böcek olmayışı da çok büyük bir sorun. Yani bunların hepsinin hukuki bir süreci olması gerekiyor bence. Eğer şimdi Bence de. böcek var, böcek yok kanaati gelirse, yani o zaman ne bu? Ben onu anlamıyorum. Şimdi hukuk acaba burada ne yapacak, onu bekliyorum ben. Şimdi eğer böcek varsa o böceği koyanların kesinlikle ciddi tespit edilmesi gerekiyor. Yani bunun lamı cimi yok yani. Sen bir belediyenin veyahut da bir kamu kuruluşunun bir odasını dinleyemezsin, izleyemezsin. Yani bu müthiş büyük bir suç. Ya kişisel verileri koruma kanununa göre, yani onu yapan kişinin cezaevinden çıkmaması gerekiyor.